saldırı gerçekleşti. Saldırıya bulunanlardan birisi Oğuzhan kardeşimiz, diğer arkadaşımız da rahatsızlığı devam ettiğinden dolayı Mehmet Karakaş aramıza katılamadı. Şimdi biz genel anlamda bakıldığı zaman hiçbir kurumu hiçbir şekilde bundan siyasi malzeme çıkararak bunun üstünde tepinmeyi gazeteci cemiyet olarak falan düşünmüyoruz. Ama ortada bir gerçek var. Gazeteci kamu adına iş yapar. Gazeteci gece gündüz yağmur çamur demeden 7-24 halka haber ulaştırmanın peşindedir. Gazetecinin temel görevi halkın gözü kulağı sesi olarak kamuyu bilgilendirmektedir. Bunu bilmeyenler bilmesi gerekir. Bu aşamada görev yapan tüm basın emekçileri böylesine nahoş olayı gazeteciler cemiyet olarak tasvip etmediklerini belirtelim ve gazeteciler cemiyeti olarak da bu saldırıyı kınadığımızın altını çizelim. Şimdi doğrusunu isterseniz her grubun içerisinde böylesine veya her toplumun içerisinde böylesine provokatörler çıkabilir. Biraz önce söylediğim gibi bunun siyasi partinin ötesinde bu tip gruplarda, toplantılarda kamu adına iş yapan gazetecilere daha saygın ve daha ölçülü davranılmasını umuyor ve bekliyoruz. Burada bir gelişme daha olduğunu da paylaşmak zorundayım. Akşam bu olaydan sonra bizim cemiyetimizin bir numaralı üyesi aynı zamanda Bakanımız Veysel Eroğlu, Profesör Doktor Veysel Eroğlu aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Yine milletvekillerimizin basın danışmanları Hayati Kanat ve Oktay Yüksel milletvekilleri adına arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Biraz sonra da saat 14 gibi sularda AK Parti heyeti Veysel Eroğlu ile birlikte cemiyete gelip geçmiş olsun ziyaretini iletecekler. İşte Oğuzhan kardeşimiz yanımızda. Müsaadenizle. Göz burada. Yani keşke yaşanmaktaydı. Son olarak diyorum ki inşallah bu son olur. Herkes gereğini yapar diye düşünüyorum. Söz alabilir miyim başkanım? Olayın mağduru olarak söz almak istedim. Ufak bir basın açıklamam var ama dünkü olay, yaşanan olayda herkesin gerektiği ilgiyi gösterdiğini ilk öncelikle belirtmek isterim. Biz gazeteciler şimdiye kadar dördüncü güç olarak Afyonkarahisar yerelinde çalıştığım kurum Türkiye Gazetesi adına kamu yararı gözeterek Afyonkarahisar'da yaşanan günlük gelişmeleri takip ettik. Aynı zamanda kendi sosyal medya hesaplarımdan da şehir mizahı videoları çekerek halkın takdiriyle karşılandım. Dün AK Parti aday tanıtım toplantısının yapılacağı saatlerde iki grubun arasındaki yer kavgasını görüntülediğimiz esnada üzerimde basın yeleği olmasına rağmen bir şahısın zorba tavrıyla engellemeye maruz bırakıldık. Bu konunun gazetecilere yapılan bir saldırı mı yoksa şahsıma yapılan bir saldırı mı olduğunu idrak ettikten sonra gazetecilere yapılmış bir saldırı olduğunu fark ettik. Arbededen iş arkadaşlarım ve sağduyulu partililer tarafından çıkabildik, kurtulabildik. Yerel seçimlerin yaklaştığı bu günlerde gündemin iyice hareket kazanmasıyla birlikte şimdiye kadar yaptığımız gibi kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan ve haklının yanında olacak şekilde haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir kişinin yapmış olduğu bu densizlik, kişinin içerisinde bulunduğu tüzel kişiliğe mal edilemeyeceği gibi yapılan bu saldırı bizim nezdimizde bütün basın camiasına yapılmıştır. Dolayısıyla bugün birlik olma günü ise dün de birlik olma günüydü. Dün gazete manşetlerinden uğradığımız saldırıya yer vermeyen arkadaşların bugün de burada olmasına gerek yoktur ki zaten kendileri de burada şu an yok. Şunu söylemek istiyorum. Eğer biz burada Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapıyorsak bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkındaki gerekli işlemleri başlatmakta Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin sorumluluğu altındadır. Bundan da hiçbir şekilde şüphe duymuyorum. Bu cümlelerimi burada bitirirken ilgi gösteren, merak eden, arayan, soran bütün siyasi parti üyelerine, bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma Afyonkarahisar halkına teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabi burada şunu da ben ekleyeyim Bulsan'ın konuşmalarının üzerine. Afyon Gazeteciler Cemiyeti olarak bu konunun takipçisi olacağız. Bunun sözünü veriyoruz. İki, bu arkadaşların o saldırıya uğradıktan sonra ben hastanede kendilerini ziyaret ettim, gördüm ve bildiğim kadarıyla Hayati Kanat'ta değil mi sizin oraya? Evet. Hayati Kanat müdahale yapılması konusunda
arkadaşlara da yardımcı olduğunu eklemek isterim. Yani sonuçta hakkı hakkaniyetli bir şekilde bu olayın, bir daha söylüyorum, son olmasını diliyorum. Herkesin gazeteciye, gazetecinin bir kamu görevi yaptığını unutmaması gerektiğini altını çiziyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.